Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Tebbet suresini değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. Tebbet yede Ebi Leheb'in ve tebbe. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu da. Mâ agnâ anhu mâluhu ve mâ keseb. Onun ne malı ne de kazandıkları ona fayda vermedi. Seyasla naran zâte leheb, o sonunda alevli bir ateşe girecek. Ve emrâtuhu hammâletel hatab, hanımı da odun taşıyıcısı olarak, fî cîdihe hablüm min mesed, ve boynunda da bükülmüş halat olduğu halde hanımı da onunla beraber ateşe girecek. Bu Kur'an-ı Kerim'deki kısa surelerden bir tanesi, Mekke döneminde nazil olmuş. Burada iki kişiden bahsediliyor. Bu kişilerden bir tanesi Ebu Leheb, peygamberimizin amcalarından, diğeri de onun hanımı. Tabi ilahi beyanda kişisel denilebilecek bu şekilde bir ayrıntıya yer verilmesi gerçekten dikkat çekici bir durum. Elbette bunun hikmetleri var. Kur'an-ı Kerim'de peygamberimiz döneminden isim olarak sadece Hazreti Zeyd'in adı geçer. Hazreti Zeyd peygamberimizin azatlı kölesidir. Ahzab suresinde isim olarak geçer. Ve İslami eserlerde de Kur'an-ı Kerim'de Zeyd ismi geçmesinden dolayı Zeyd ismi daha ön plana çıkmıştır. Örnek verirken daha çok Zeyd ismi örnek olarak geçer Arapça kitaplarda. Burada da Ebu Leheb'i görüyoruz, peygamberimizin amcası. Ancak Ebu Leheb onun künyesi, doğrudan adı değil. Böyle yüzü kırmızı olduğundan Alev babası anlamında kendine Ebu Leheb deniliyormuş. Kur'an-ı Kerim onu lakabıyla söylüyor. Lakabında da alev olmasından Leheb ifadesi alev anlamında. İleride onun da akıbeti ateş olacak. O ateşin içerisine, alevli ateşin içerisine girecek. Bu noktada Kur'an-ı Kerim onu lakabıyla zikrediyor. Yani lakabında bile ilerideki akıbetine adeta bir işaret var. Peki Kur'an-ı Kerim acaba Ebu Leheb'i niçin mevzu bahis ediyor? Neden onunla alakalı ayetlerine bu şekilde yer veriyor? Hatta kısa da olsa bir surede buna yer veriyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine risalet yükü yüklendikten sonra Allah'ın dinini tebliğ etmeye başlıyor. Ve önce en yakınlarından, hanımından, yakın çevresinden başlıyor. Şuara suresinde geçen ve enzir aşiretekel akrabin, yakınlarını uyar. Bu ayet geldiğinde artık yakınlarına da Allah'ın dinini tebliğ etmeye başlıyor. Bir defasında kendi akrabayı taallukatını, yakın çevresini yemeğe davet ediyor. Ve onlara yemek ikram ettikten sonra ardından konuya giriyor ve şunu söylüyor. Vallahi diyor, ben başkasına yalan söyleyecek olsam size yalan söylemem. Siz benim en yakınlarımsınız. Dolayısıyla ben diyor size şu gerçeği bildiriyorum ki Allah beni peygamber olarak gönderdi ve şu hakikatleri de size bildirmemi istedi. Kendisinin peygamberliğini bu şekilde yakın çevresine ilan ediyor. O yakın çevresi içinde amcalarından birisi olan Ebu Leheb yerden böyle bir taş alıp Peygamber Efendimiz'e doğru atıyor. Ve orada tebben lek demiş. Yani elin kurusun, bu ifadeyi kullanıyor. Elin kurusun, bizi bunun için mi çağırdın diyor. Bundan dolayı bu nazil olan surede Ebu Leheb'in iki eli kurusun, onun bu sözüne taraf ilahiden cevap veriliyor. Ve teb zaten kurudu da. Ve şöyle anlatılır. Ebu Leheb Bedir Savaşı'na katılmamış veya katılamamış. Ancak yerine bir başkasını gönderiyor. Ve ardından da bir rahatsızlığa kendisi muhatap oluyor ve ölüyor. Ve öyle ki leşi kokmaya başlıyor. Yanına kimse yaklaşamıyor. En yakınları bile yaklaşamıyor. Ve para ile bazılarını tutarak onun leşini kaldırtıyorlar. Bir çukura bıraktırıp gömdürüyorlar. Ve bu şekilde
çok feci bir akıbetle dünyadan ayrılıyor. Yani bu muhteva da Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden bir tanesidir. Velev yalandan da olsa Ebu Leheb, ya Muhammed ben senin dinine girdim, bak ayette böyle gelmişti, ters çıktı diyebilirdi. Böyle bir şey olmuyor. Ebu Leheb gerçekten peygamberin dininin muhalifinde yer alarak ömrünün sonuna kadar o şekilde yaşıyor ve ayette nazara verildiği şekilde bir nevi beddua tarzında ayette ifade ediliyor bu. Öyle bir akibete de maruz kalıyor. Ma ana anhu maluhu ve ma kesep, onun ne malı ne de kazancı kendisini kurtarmadı. Yani malı da vardı, kazancı da vardı ama bunlar bir fayda vermedi. Diğer alemde insana fayda verecek mal, kazanç değil de imandır, salih ameldir, takvadır. Bu gibi şeyler fayda verecektir. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Diğer alem öyle bir gün olacak ki o günde ne mal ne evlat fayda vermeyecek. Ancak her kim selim bir kalple Allah'a gelmişse o fayda görecek. İşte Ebu Leheb peygamberimizin amcalarından ama peygamber amcası olmak onu kurtarmıyor. Bu da gerçekten dikkat çekici bir nokta. Peygamberimizin amcaları derken peygamberimizin 3 tane amcasını tarihten biliyoruz. Tamamen küfür içerisinde olan, bu surede anlatılan Ebu Leheb. Öte yandan peygamberimizin zatını çok seven, hürmet eden, yardımcı olan ama doğrudan peygamberin dinine de girmeyen Ebu Talip. Bir de önceleri kafir iken, müşrik iken peygamberimizin dinine tabi olan ve onun en büyük yardımcılarından olan Hazreti Hamza. Üçü de peygamberimizin amcası ama üçünün de durumu birbirinden farklı. Her insan akrabasına göre, soyuna, sülalesine göre değil, kendi yaşantısına göre muamele görecek. Diğer alemde o yaşantısının hesabını verecek. Herkes nesep itibariyle değil, amel itibariyle suale tabi olacak. İşte Ebu Leheb ne malı ne de kazancı onu kurtarmadı. Seyasla naran zâte leheb, ve bu Ebu Leheb alevli bir ateşe girecek. Yani burada cehennem ateşi alevli bir ateş olarak nitelendiriliyor. Öyle bir ateşe girecek. Ve emrâtuhu hammâletel hatab, hanımı da bir odun taşıyıcısı olarak. Odun taşıyıcısı denilmesi genelde şöyle anlatılıyor tefsirlerde. Peygamberimizden hiç hoşlanmıyor. Peygamberimizin muhalifi ve peygamberimizin evinin önüne geçeceği yollara böyle dikenler veya taşlar bırakırmış ta ki peygamber onlardan eza görsün diye. Bu tıynette olan, bu tarzda kötü işler yapan bir kadın. Ve odun taşıyıcısı olarak denilmesi, yani diğer alemde Ebu Leheb'in cehenneminin odununu da taşıyacak. Tabi burada şöyle bir manada kendini hissettiriyor. Karı ve koca, bunlar ikisi de iyi olursa nurun ala nur, ne kadar güzel. Ama her ikisi de kötü olursa bu da gerçekten çok berbat bir durum. Burada nazara verilen hem kadın hem de erkek, ikisi de din düşmanı, ikisi de peygamber düşmanı. Böyle olunca bunlar diğer alemde çok büyük bir azaba maruz kalacaklar ve birbirlerinin de oradaki ateşini daha alevlendirmiş olacaklar. Çünkü bu insanların birbirine karşı da sorumlulukları var. Sorumluluklarını yerine getirmediklerinden birbirlerine orada yardımcı olamayacaklar. Birbirlerinin cehennemdeki alevini, ateşini artırmış olacaklar. Ve fi cidihâ hablüm min mesed, onun boynunda da bükülmüş kalın ip olduğu halde o şekilde cehennemde olacak. Burada şöyle bir incelik kendini gösteriyor. Kadın yaratılış itibariyle naziktir, zariftir ve boynunda kolye gibi bir takım süs eşyaları olması onun için de bir güzelliktir. Ama boynuna tasma geçirilmesi veya boynuna kalın ipler geçirilmesi
kadın açısından da çok menfi, istenmeyen bir durumdur. Burada böyle bir duruma dikkat çekiliyor ve Ebu Leheb'in karısı böyle bir duruma maruz kalacak ve orada boynunda bir güzellik unsuru olarak kolye gibi şeyler değil, boynunda odunları taşımış olduğu o ipler, onlar boynunda olduğu halde o şekilde olacak. Veya buradan belki hani mahkumların boynuna ip takılarak sürüklenmesi, gideceği yere götürülmesi bu manada düşünülebilir. Bu ayrı bir zillettir. Yani bir insan diyelim hapse girer, orada günlerini geçirir. Bir de bunun boynuna bir tasma geçirilmişse veya mahkemeye getirilirken, götürülürken boynuna bir ip geçirilerek getirilip götürülmüşse bu ayrı bir cezadır. Ayrı bir aşağılayıcı bir durumdur. Bunlar çok aşağılık işlerle uğraştıklarından dolayı böyle bir akibete maruz kalmışlardır. Ve Kur'an-ı Kerim bu olayı nazara verirken, her ne kadar cüz'i bir olaydır, İşte peygamberin amcası ve peygamberin yengesi, ona en yakınlarından yardım etmesi gereken kimseler, ama değil yardım etmek, en büyük düşmanlığı onlar gösteriyor. Böyle olunca da buna göre cezaları da şiddetli olacak. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak peygamberimizin hanımlarıyla alakalı şunu bildiriyor: ey peygamber hanımları, siz diğer kadınlar gibi değilsiniz. İşte iyilik yaptıklarında kat kat sevabını alacaklar, ama kötü bir hareketler olursa da azapları kat kat olacak. Burada işte peygamber amcası, peygamber yengesi olmak, bu da aslında güzel bir şey, ama bunun hakkı verilmediğinde burada tasvir edildiği şekilde cehennemde feci bir durum olacak ve ibretlik bir azap onlar için hazırlanmış olacak. Kur'an-ı Kerim bunu anlatmak suretiyle aynı zamanda bize ailelerdeki bir durumu da haber vermiş oluyor. Bazı aileler vardır ki birbirini ateşe atmakta, ateşe doğru itmiş olur. Birbirlerini ateşe sürüklemekte adeta yardımcı olurlar. Beraberce ateşe düşerler. Halbuki bunun zıttı olan durumlar var. Mesela Hazreti Nuh bir peygamber, hanımı ateşe girecek. Hazreti Lut bir peygamber, hanımı iman etmemiş, hanımı ateşe girecek. Bir taraf iyi, diğer taraf kötü. Öte yandan mesela Firavun var, kötü. Tarihin kaydettiği en dehşetli zorba kişilerden birisi. Ama onun hanımı Asiye, iyi bir kadın, iman etmiş olan bir kadın, o ise cennete girecek. Öte yandan hem kendisi iyi hem de hanımı iyi olan Hazreti İbrahim misali, peygamberimizin hane-i saadeti misali elbette pek çok mükemmel ailelerde bulunmakta. Buradan günümüze geldiğimizde, günümüzde de bir kısım haneler vardır ki o hanelerde Allah'ın dini reddedilir. Erkek reddeder, kadın reddeder. Bunun neticesinde o ailede cehennemi bir hava yaşanır. Her ne kadar kendilerine göre gülseler, eğlenseler bile iç dünyalarında bir mutluluğu, bir huzuru elde edemezler. Ve o evde belki içki partileri, kumar partileri düzenlenir. Kendilerine göre keyiflerince gülerler, oynarlar, eğlenirler. Ama aslında beraberce ateşe doğru, bir uçuruma doğru gitmektedirler. Hiç olmazsa onlardan bir tanesi aklı başında olsa diğerini frenlemeye çalışır. Ama gel beraber yanalım dercesine, ateşe çılgınca koşarcasına hareket ederlerse öyle bir ailede gerçekten daha dünyadayken ateş bacayı sarmış olur. Manen tutuşmalar başlamış olur. Ve bunun akıbeti de diğer alemde cehennemde beraber olmaktır. Cehennemde beraber bir şekilde yanmaktır. İşte bu açıdan Kur'an-ı Kerim Ebu Leheb ve karısı örneğini verirken ailelere de dikkat çekmiş oluyor. Ailelerin ateşe, cehenneme insan yetiştiren bir müessese değil, cennete insan yetiştiren birer müessese olması gerektiğine dikkat çekmiş oluyor. Bu açıdan herkes şöyle kendi ailesine de bir bakmalı, kendi durumuna bakmalı. Acaba biz ne taraftayız? Ebu Leheb'lerin safında mı, yoksa Ebu Bekir'in Sıddıkların safında mı?
hayatımız neye göre geçiyor diye insanların şöyle kendine bakması, kendine bir çeki düzen vermesi gerekir. Kur'an-ı Kerim bu gibi kıssaları anlatırken, tarihten tabloları bize anlatırken elbette bize ders veriyor, ibret veriyor ve bunlara bakmak suretiyle, tarih aynasında onları seyretmek suretiyle kendi durumumuzu kontrol edebiliyoruz ve günümüzdeki meydana gelen durumlara oradan bir bakış elde edebiliyoruz. Zaten Kur'an-ı Kerim'de kıssa hisse içindir. Mesela Hazreti Yusuf'un ve kardeşlerinin kıssasının anlatılmasından sonra ayette şöyle geçer. لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْاَلْبَابِ Akıl sahipleri için onların kıssasında bir ibret vardır. İşte Kur'an-ı Kerim kıssayı hisse için anlatır ve kıssadan maksat oradan bir ders, bir ibret alabilmektir. Biz Leheb suresini de okuduğumuzda aile ile alakalı önemli sırların bir kısmını burada görebiliyoruz. Allah'ın dinine muhalif olanların akıbeti nedir? Bunun akıbetini görebiliyoruz. Öte yandan eğer bir hanede hak din hakim olmazsa oradaki insanların birbirini ateşe sevk eden kimseler olduğunu yine görebiliyoruz. Ve neticesi ateş olduktan sonra geride kalan mal, kazanç bu gibi şeylerin bir anlamda ifade etmediğini yine bu surede görebiliyoruz. Cenab-ı Hak hepimizin hanesini hane-i saadet misullü peygamberimizin hanesi gibi mübarek bir hane eylesin ve o haneler cennete insan yetiştiren mübarek birer merkez olmasını Cenab-ı Hak hepimize yine nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.